Kenar mahallenin cam kenarından dünya düştü benim yarım aklıma. Camda duran çiçeklerin arasından dünyayı taktım ben deli aklıma. Camda duran çiçeklerin arasından dünyayı taktım ben deli aklıma. Gel içeri kır dizini dön önüne. Baban dayak dayak yersin kısırga. Gel içeri kır dizini dön önüne kısırga. Hadi gör baban dayak dayak yersin kısırga. Yerde gemilerin mi battı? Sen olayı duymadın galiba. Abin gidici Sıdıka. Ya, annem kafaya koymuş. Bugün bana kız istemeye gidiyorlar Sıdıka ya. Aman ya, ben ne bir şey zannettim. Yüreğimi kaldırdın eşekler. Ay. Daha ne olsun kızım ya. Gidici deyince ay korktum birdenbire. Kimmiş bizim gelin adayı? Elinin körüymüş. Sen de salak salak şey etme kızım ya. Yani kim olduğunu bilmiyorum bile. Annem bir fotoğrafını gösterdi, o kadar işte. Askere gitmeden öyle söz keseriz. Heh. Dönüşte de nişan, sonra da düğün diye tutturdu. Peki abi çatlatma insana ya. Nereden bulmuş annem bu kızı? Ne bileyim ben ya. Yani o Goncagül teyzenin halt karıştırmasıdır yine işte. Sıdıka. Bak, bak sana çok ciddi söylüyorum. Heh. Bu olayın içine babam girerse ve olay ciddileşirse çıkarım köprüye şerefsizim ha. Ay. Ben daha bu damatlık olayına hazır değilim ya. Başım kaç, yaşım kaç benim. Abi ne tırıyorsun hemen öyle kuş gibi köprüye falan. Daha dur, belki kız iyi bir kızdır ha, belki seversin. Senden bunu beklemezdim Sıdıka. Ne yaptım ki sana? Entel bir kız kardeşim var zannediyordum ya. Öz abini öyle çöp çatan çetelerine harcattırıyorsun ya. Alacağın olsun senin. Sonradan o kızı severmişmişmişmişim. He. Yani sen de böyle konuştuktan sonra vurayım dibine böyle dünyanın ben ya. Elveda. Elveda. Yazık. İyice aklı karışmış deli şeyin. Anne, ben daha görümce olmak için kendimi hazır hissetmiyorum. Mümkünse abime kız istemeye bensiz gidebilir misiniz? Hı? Kız, bana bak İbibik. Sen bir kere geleceksin bizimle. Ben 11 yaşımdayken görümce olmuştum Sıdıka. Korkulacak bir şey yok, o kadar. O zaman şartları bir daha konuşalım, tamam mı? Gelin adayı kıza sadece uzaktan bakacağım. Allah Allah, niyeymiş kız? Önceki tecrübelerimizden örneklerle Sıdıka. Git kızın kıçını çimdikle. Bakalım eti sıkı mı? Sıdıka, espri yap gönder. Deşlerine bakacağım. Şeklindeki tekliflerinizi asla aklınızdan bile geçirmeyin değerli anneciğim. Nasıl anlayacağız ne mal olduğunu? Hı? Erkek tarafı olaraktan Lale'nin teşhis kliniğine yatırın kızı. Orada şöyle bir hafta kalsın. Bir temiz her tarafına bakarlar. Eksiği, gediği neyse ortaya çıkar. MR'ını çekerler, ruhuna, sinirine, kemiğine bakarlar. Ama bu tabii kız tarafına da abimi ultrasona sokma hakkını verir. Vada 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 yani. Çaçara! Gör! Ya. Kız bana... Görüm gelin, çaçaran olalım Akbuldür ama anne söyleyeyim. Bana bak, ben abimi ezdirtmem o kıza, tamam mı? Böyle kız bir yalnız bulursa abimi parmağında oynatır alimallah.
Kızın seçili temiz Sıdıka. Tabiatıyla bir ön araştırma yaptık. Yani yetiştirme tarzı olarak aynı senin gibi büyütülmüş. Ha, ben ve milyonlarca Türk kızı gibi diyebilir miyiz peki anne? Valla dizilerden sadece yalan rüzgarını seyrediyor kız. Yani dakikada bakayım 3 tane dolma dolduruyor. Gazeteden de böyle kuponları günlük olarak kesiyor. Modeli buymuş diyorsun yani anne. İyiymiş valla. Peki otomatik yıkama programı var mıymış anne? Yoksa o daha sonra erkek tarafı tarafından mı yüklenecek? Makyaj yapma anneye, ne bu surat ha? Bana bak, bu kız senin de işine yarayacak, tamam mı? Yani sen de ev işlerine kızı kullanacaksın. Hay, aynı evde oturup aynı mikserden yumurta çırpacaksınız. Niye? Arada sırada abimi dövmek için beni yanında mı götürecek? Hayır efendim, onlar ev bulana kadar bizimle yaşayacaklar. Eyvah. O zaman şartlarımı değiştiriyorum. IQ testi de yapılsın kıza. Anne. Hamamda mürekkep satarlar mı? Allah Allah. Kız ne yapacaksın sen mürekkebi? Ha? Orada yazı yazılmaz ki. Orada yıkanılır ve kız bakılır Sıdıka. Hayır canım. Mürekkep şey için. Ya, psikolojik roşa testi için. Bana bak kız anne. Ha. Bir seansta var ya kızın bütün iç dünyasını anlarız. Sana ne oluyor kız? Ha? Alt tarafa aynı evde oturacaksınız dedik Sıdıka. Ha? Böyle kızın iç dünyasına karışmalar. Roşa testi falan. Kızın eksiği gediği var mı? Sen ona bak. Gerisi abini ilgilendirir. Evet hala haklısın. Gerisi tabii abimi ilgilendirir. De sırf etine butuna bakarak da gelin alınmaz ki ya. Başka neresine bakacaktık Sıdıka? Hı? Terbiyesiz! Ya onu demiyorum. Ya diyelim ki Türkiye'nin Azerbaycan politikası konusunda anlaşmazlığa düştüler. Ya hayatı abimi zehir ederse? Etmez. Ya beyin olarak uyuşuyorlar mı, ona bakmak lazım. Yok. Ne yani kızım, beyni mi yok? Hayır, o taraklarda bezi yok yani. Dünya politikasıyla da o kuartum... Ne o? Kuartum bilimi... Fiziği ha. Onunla falan hiç ilgisi yok. Bilim adamı olarak bir tek Hatemileri tanıyor. Televizyondan. Ya? Enayi miyim ben kız bu eve iki tane Sıdıka? Ha, araştırdım. Hiç sana benzerliği yok. O taraklarda bezi olmayabilir de anne. Başka taraklarda bezi olabilir. Bak, uyuşturucu bağımlısı olup... Böyle mutasip anneye babaya sahip bir sürü insan var ortalıklarda. Sıdıka ne biçim konuşuyorsun kız sen? Ha? Bana bak, ağzını topla. Dünya hali bu anne. Ya şizofren falansa, içinde böyle gizli kurye kız varsa. Kız, içinde nasıl, içinde ne olabilir kız, nasıl bir şey? Vallahi olabilir anne. Düşün, böyle şizofren falan da böyle çim diye leklekleklere anlaşılmaz ki. Ha? Sıdıka, ha? Ne yaparız o zaman içinde bir şeyler varsa kız, ha? Yani böyle ikinci, üçüncü kişilik kuma gelirse bir düşünsene. Tek çözüm var anne. Ne? Hamama bir psikolog götüreceğiz. Ne? Vallahi. Ha, bak bizim Nurcan teyzenin kızı Boğaziçi psikolojide okuduydu. Onu alalım yanımıza. Evde mi kız ha? Ben bir bakayım şuradan. Yavaş yavaş. Her işte bir hayır vardır Safiye Hanım. Kafaya böyle fazla takmamak lazım. Kısmet işi bu, o kadar. Samim oğluma da kız mı yok ha? Ay hep bunun yüzünden tutturdu kızdan hücre alıp gen testi yapacağım diye. İş bozuldu. Günah boynuna. Kız belki mahsus yapıyordur bu ha. Abisigille işbirliği içinde bunlar ha. Oğlanın da pek gönlü yok ya. Öyle olur zaten Goncagül. Bunlar böyle abi kardeş tek vücut olurlar. Duruma göre anneyle babaya kumpas kurarlar işte. Ya işte gül gibi kız gitti görüyor musun? Hep bu yellozun yüzünden. Bozdu işleri. Aa, ben o gen testini halimize iyilik olsun diye istedim. Görüyorsun değil mi Goncagül? Geçenlerde gazetede yamuk genli gelin kaynanasını doğurdu diye bir haber vardı ya. Yok öyle bir haber Sıdıka, uyduruyorsun. Şimdi benim gözlerim iyi seçemiyor ya. Heh, bunlar böyle gazeteden uyduruk haber okuyorlar bana. Dur bakalım da. Bir yuva kurmak ciddi iştir. Hem benim de tam teşekküllü bir hastaneden görümcü olabilir raporu almam lazım. Bak hala nasıl konuşuyor. Sıdıka eve bir gidelim. Böyle terlikle kafandan doku örneği alacağım seni, tamam mı? Abini de babana havale edeceğim. Onun doku testini de baban yapacak. Hayrola Samim? Kiremitine dokunmadın. Bir problemin mi var? İştahım yok hocam. Canım istemiyor.
Yani moralim bozuk, kiremit falan kıramam ben şimdi. Ninja bünyesi akrep bünyesine benzer Samim. Sıkıntı akrebin kuyruğundaki zehir gibidir. Akrebin kendisini sokması misali. Sıkıntı da bir ninjayı içten içe zehirleyip bünyesini çökertir. Ben kendimi zehirlemek istemiyorum hocam. O zaman müsait bir yere zehrini dök. Sıkıntını anlat ki bünye ferahlasın. Evet hocam. Ya! Beni daha şu yaşta bana bile sormadan evlendirmeye kalkıyorlar hocam. Daha ninjalı kariyerimin başındayım. Askere bile gitmedim daha. Öyle diyorsun da Samim. Yalnızlık Allah'a mahsustur. Ninja değil, ejderha olsan tek başına çekilmiyor şu hayat. Mesela şu dövüş salonuna bir kadın eli değse ortalık böyle darmadağınık olur mu? Kiremitler her gün düzgünce istiflenir. Halterin tozu alınır. Kum torbası her gün mis gibi deterjan sokar. Aman hocam, neler diyorsunuz siz? Sen ninja bünyesi, her gün yumurta yemeyi, çorap yıkamayı kaldırır mı zannediyorsun? Hocam, sakinleşin, yoğunlaşın, konsantre falan olun. Sizin moraliniz bozulmuş. Tabiat her şeyi ying ve yang olarak yaratmıştır. Dişisi olmayan ninja olur mu? Olmuyor işte, bünye bu, istiyor. Anlaşılan ninjaların çiftleşme mevsimi gelmiş hocam. Ninjaysa kimontadan mı yapıldık Samim? Sen geceleri yalnız yatmak ne demek bilir misin? Kırda yolduğun lotus çiçeğini verebilecek bir kimsenin olmaması ne acı bir vaziyet. Artı yıkar yani bunlar insanı. Haklısın tabii hocam. Bilhassa şu bahar mevsiminde. Ne demişler? Nisan bayis ayları, gevşer gönül yayları. Sen yine şanslısın Samim. Seni evlendirmeye kalkışan bir ailen var. Oysa ben kimim kimsem yok. Bir garip ninjayım. O ne biçim laf hocam öyle? Biz varız ya burada. Şurada hastalansam bir çorba pişirme olayına girecek. Artı şefkat gösterisinde ön plana çıkıp bineği rahatlatacak bir insan evladı yok. Ayıp ediyorsun ya. Ediyorsunuz yani hocam. Lan bünyenin bir tarafını incitsek, sakat kalsak beni burada bulmaları bile 3 hafta alır. Ya boş verin hocam ya. Olmazsa anneme açarız bu mevzuyu. Hem kendisi çöp çatan bir çeteye mensup. Sizin işinizi halleder. Hem belki de benle uğraşmaktan vazgeçip size yoğunlaşır. Samim, şimdi bana söz ver. Ninja yemini et. Bu konuştuklarımız aramızda kalacak. Kurstan başka kimse duymayacak. Of hocam. Uyarım. Artı sakat kalır bünyen. Tamam hocam. Peki yani. Sabotaj operasyonuyla bozdum işi. Havamdan eli boş döndük. Vermediler kızı. Ne? Anlayacağın askerliğin bitinceye kadar rahatsın. Kız helal olsun be. Gel seni bir öpeyim. Yok yok. Ya cadısın falan ama aslında iyi kalpli bir kızsın sen Sıdıka. Sen de ayısın falan ama gene de kıyamam sana. Dur dur. Sana bir hediye vereceğim. He? Dur dur. Hediye vereceğim. Olmaz o iş. Yok. Teşekkür ederim. Bu ne be? Ninja yıldızı. Sıdıka bak bunu böyle tutuyorsun. Şöyle bir fırlatıyorsun. Hıh! Adamın gırtlağına saplanıyor. Şıkır şıkır böyle. Yani bulursun. Lazım olur ya. Al al. Çok zarif bir davranış be abi. Yani bu kadar ince olduğunu bilmiyordum. Teşekkür ederim. Ya Sıdıka. Bu hamamda kızı gördün sen. Evet. Nasıl bir şeydi? Hani iyi bir şey kaçırmış olmayalım. Ya! 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 Yapma kızım! Yapma ya! Yapma ya! Meyde evi bir basma!
şişko bir şey üstüme oturup yalayınca mütecaviz bir fiden başka bir şey olamaz zannettim. Ay Sıtka benim çocuğum bak annem ben seni. Annem bak uykuyla uyanıklık arasında olduğu için öyle şey ettim tamam mı? Ya böyle gündüz vaktiyle olsa ben seni file benzetmezdim. Üstüne alınma tamam mı? Komplekslenme yani samimiyim bak. Tamam çocuğum. Fil de anne Sıtka olsun yavrum. Ha? Yeter ki siz sağ ol. Selametli olun Sıtka. Ben fil olurum. Hayırdır anne? Sabah 4.30 itibariyle böyle klasik bir uyku kaçması mı? Yoksa postmodern bir arayış içinde misin? Ha buldum. Yer yanında abim içine düştü değil mi? Yok ya Sıtık işte öylesine kız. Demece gidip onun da odasına baktım. Ay öyle hoşun hoşun uyuyordu sopacık. Abimin bu durumda sevilmesi doğru tabii. Hele bir yırtıcı hayvan gibi. Uyuşukken sevmek konusunda haklısın. Öyle. Uykuyu çok seviyor değil mi o? Ama anneciğim beni istediğin zaman gelip sevebilirsin gündüz vakti de. Hem ben de seni o şişko yerlerinden gıdıklarım değil mi? Böyle kırdık kırdık. Doş gelip tombiyim benim bir tanem. Yapma Sıdık. Yapma çocuğum. Yapma yavrum çatlarım bak ha. Yok kız anne bir şey olmaz sana. Ne oldu? Ha? Anlat bakalım. Rüyana böyle aksakallı bir dede girip. Safiye, Safiye bana permatik getir. Sakallarımı keseceğim, vizyonumu değiştireceğim diye kötü espriler yapıp uykunu allak bullak mı etti? Anca senin rüyana girer öyle tuhaf tuhaf şeyler. Deli kız. Sabahın bu saatinde bile cins cins konuşmadan edemiyor. Ne diyeyim? Allah her anneye evladının böyle şakımasını işiterek yaşamak nasip etsin. Kimseye yavrularından ayrı kop. Yani sen niye böyle acıklı acıklı konuşuyorsun ya? Bana bak, birer çimdik alır mıyız ha? Kendimize gelelim. Belki rüyadayızdır. Bana bak, seninki 1,5 olsun. Yok yok, duble olsun. 2 çimdik al. Çimdik aslında kız. Bak, hiç kızmayacağım çocuğum. Yeter ki ikiniz de benden ayrı kalmayın. Anne ya, ha çoğul konuşmasan... Yine bana görücü geliyor filan diyeceğim. Annemi yine kız isteme strese tuttu. Ama anladığım kadarıyla işin içinde abim de var. Bana bak kız anne. Hem bana görücü geliyor hem de abime askerlik şubesinden cevap kağıdı geldi değil mi? Yani böyle hasret İngiliz konuştuğuna göre. Ama sen ağlıyorsun Safiş Sultan. Bana bak. Abimi kaldırıp ikimiz birden gıdıklarız seni ha. Ağlama bak. Yok abini uyandırma Sıtıkacığım. Bırak çocuk uyusun yavrum. Zaten şaka yaptım anne ya. Onu kaldırabilmek için asgari manevra yapmak lazım. Bana bak. Samim Sakay'ı uyandırma harp oyunları 97 diye bir şey düzenleyelim he. Ama anne ya. O kadar mikirik yaptım. Hala suratın sirke satıyor. Bana bak. Sen niye efkarlandın böyle? Sıtıka kabus gördü. İkiniz de kaybolmuşsunuz. Ne gören var ne bilen. Benim diyorum Sıdıka ile Samim adında iki tane çocuğum vardı. Bilmiyoruz diyorlar. Yapma anne ya. Sanki hiç yaşamamışsınız Sıdıka. Hiç kimse bilmiyor. Benim diyorum böyle patates burunlu. Kıvırcık siyah saçlı koca popolu. Geveze mi geveze bir kızım vardı. Onlar ne diyorlar? İyi de hanım bize ne diyorlar? Ya kaybolan sizin çocuğunuz olsa diyorum. Elinizi yüreğinize koyun. Bugün bana yarın size diyorum. Git işine kadın diyorlar. Çok konuşma. Görürsün sonra gününü. Sonra Haydar diye biri geliyor. Her yer kapkaranlık. Hiç ışık yok. İşte. Bak gördün mü rüyaymış işte anne. Bütün bunlar hiç gerçek olur mu? Herkes elinde sonunda bir anadan doğmuşken, cennet anaların ayağının altındayken, her şey bir şekilde adil olacakken ve herkese bir gün adalet bir şekilde gerekliyken, bütün bunlar hiç gerçek olur mu? Ama gerçek gibiydi rüyam kız. Yok anneciğim bak rüyaymış. Hem sen bir daha öyle cumartesi günü haberleri seyredip seyredip uyuma tamam mı?
Sonra uyanıp rüyanda böyle tuhaf tuhaf rüyalar görmüş. Hadi git yat. Ne geceler. Sıdıka. Git öteye. Ben de seni yatağa kıpralayayım. Bir daha o rüyalardan görürsem Sıdıka. Uyanıp uyanıp sana sarılayım ha? Tamam, gel. Hadi sen de sarıl bana bir kere. Sıdıka. Anneciğim de anne. Anneciğim. Annelerim. Sıdıka. Psst, günlük. Sakın sayfalarını falan ışırdatma. Sessiz olmalıyız. Çünkü şu anda odamızda uyku misafirimiz Tombik Safiye var. Bu Tombik deli Safiye ki belgesellerde yavrusuna sarılmış hayvanları bile izlerken gözleri dolar. Yazık kız. Tarla faresi de anne değil mi işte? Nasıl sarılıyor bak yavrusuna diye efkarlanıp ezikleşir. Niyeyse gecenin bir vaktinde aklına abimle ben düşmüşüm. Sessizce odaya dalıp deli kızını öpüp koklamaya geldi. Hissediyorum günlük. Anne olmak tuhaf bir şey. Şu ağlak, kederli dünyada en çok ve en yürekten bir tek anneler ağlıyor galiba. Gerçi yavrusuna terlik fırlatabilen bir tarla faresi yoktur tabii. Alsın ama. Hı? Cennet annelerin ayakları altındadır. Arada bir ayağından çıkarıp bana fırlatıyor diye bozulmamam lazım.